Şimdi Emin Bey'in söylediği dikkat çekici bir şey daha vardı ekonomiyle ilgili. Hani Merkez Bankası görev değişikliklerini konuşuyoruz. Dolarla, doların artmasıyla hani Türkiye ekonomisi yıkılmaz dedi. Çok da ilgisi yok dedi, değil mi? Yanlış anladıysam düzeltin lütfen Emin Bey. Yani şöyle, ekonomideki diğer verilerin dolardaki düşüşle de aynı orantıda olmadığını pek çok veride bakın. Ha. Şimdi Türkiye'nin büyüme evet, rakamlarına tamam. Baktığımız zaman OECD içinde en iyi ülkelerden birisi. Biraz önce Erdal Bey belirtti, doğru, ithalat ihracat açığı var ama Türkiye tarihinde ilk defa ithalatın ihracatı karşılama oranında çok iyi yerlere geldi. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Yani şunu söylemek istiyorum. İthalat rakamları azaldı. İhracat rakamları yükseldi. Onun dışında bakıyoruz, dünya bir enerji krizi içinde, ciddi şekilde sıkıntılar var. Avrupa son derece rahatsız. Geleceğe, kışa girerken büyük sıkıntılar içinde ama Putin de açıkladı. Zaten Azerbaycan'la bizim dost kardeş ülkeyle anlaşmalarımız var. Türkiye bu tür bir sıkıntı içinde değil. Bakıyoruz Avrupa nasıl görülüyor Türkiye diye. Avusturya'nın işte istifa etmek zorunda kalan Başbakanı Kurz geçtiğimiz günlerde, bir hafta bile olmadı, istifadan önce bir açıklama yaptı. Türkiye'yi Rusya ve Çin'le birlikte dünyanın süper güçleri arasında gösterdi ve Avrupa'nın bu üç ülkeye karşı adım atması gerektiğini, tedbir alması gerektiğini söyledi.